Herkese merhabalar. Bugün sizlere Tiens Orukeri Diş Macunu tanıtacağım. Orukeri Diş Macunu ile marketlerde en çok satılan diş macunlarından birini kıyaslayacağız. Hemen başlayalım. Bir elime bir miktar marketten aldığım bir diş macununu sürüyorum. Ve aynı miktarda diğer elime de Orukeri Diş Macununu görmüş olduğunuz gibi sürdüm. Şimdi bunları kıyaslayacağız. Eğer bir madde organikse, doğalsa vücudum bunu kabul eder ve emer. Hemen başlayalım. Marketten aldığım bir diş macunu ve bu markette satılan diş macunların içerisinde florür var. Florür mutluluk hormonunu baskılayan bir maddedir. Ve diş eti kanalları vasıtasıyla da beynimize gider ve beynimizi etkiler. Ve florür vücutta biriktiği zaman vücutta atılamayan bir maddedir. Biz bu diş macunu kullandığımız zaman ağzımızı güzelce çalkaladığımızı düşünürüz. Ama florür özellikle vücuda dil altından emilerek girmektedir. Ve maalesef çocuk diş macunlarının içerisinde de florür vardır. Ve çocuklarınız da bu diş macunlarını yutarak vücutlarında birikmelerine sebep olurlar. Ve kanser vakfı çalışmalarına baktığınız zaman 14 yaş ve 6 çocuklarda daha çok mide ve bağırsak kanseri riskiyle karşılaşmaktayız. İçerisinde kimyasal köpürtücüler, kimyasal renklendiriciler kullanılmıştır. Ve içerisinde deniz kumu da vardır. Nasıl bir camı çiviyle çizersiniz, aynen o şekilde deniz kumu da bizim diş minemize o oranda zarar vermektedir. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir tabaka halinde kaldı. Bu şekilde yapış yapış, hatta kurumaya başladı. Şimdi gelelim benim diş macunum Orukeri Diş Macunu'na. Orukeri Diş Macunu 190'dan fazla ülkede kullanılmaktadır. İçerisinde 20'den fazla bitkinin özü kullanılmıştır. Ve köpürtücüsü de sabun ağacı ve Hindistan cevizi yağından elde edilmiştir. İçerisinde florür yok. Tamamen bitkiseldir. İçerisinde hanım eli çiçeği vardır. Hanım eli çiçeği idrar söktürücüden cildi nemlendirmeye kadar birçok yararları vardır. Ve tıpta da kullanılır. Bağırsak fonksiyonlarını geliştirmek için sağlık alanında kullanılan bir bitkidir hanım eli çiçeği. Ve içerisinde kasımpatı çiçeği vardır. Kasımpatı çiçeğinin içerisinde inozito vardır. Inozito ağızdaki af ve apseleri gidermeye yardımcı olur. Eğer boğaz enfeksiyonlarınız varsa diş macununuzu suyun içine karıştırarak gargara yapın. Bu şekilde boğazınızdaki enfeksiyonu ve iltihabı söküp atacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bir krem gibi cildim bunu emdi. Cildim bunu kabul etti. Çünkü tamamen doğal olduğu için. Biz buna diş macunu değil, tek başına komple ağız bakımı ürünü diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi fark ortada. Diğer diş macunu ise bir tabaka halinde elimin üzerinde kurudu kaldı. Herkese teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Tiens'le kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.